Sesli köşelerde Erhan Başort'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan İngiltere'de Seçimin Enleri başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İngiltere'de 4 yılda 3. genel seçim yapıldı. İngiltere gibi oturmuş demokrasilerde pek alışılmış bir durum değil. Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson, beklenenden çok daha iyi bir sonuçla seçimin kazananı. İngiltere'de tek turlu, dar bölge seçim sistemi uygulanıyor. 650 seçim bölgesinde en çok oyu alan aday parlamentoya giriyor. Başbakan Johnson, 315 olan vekil sayısını 364'e yükseltti. Böylece uzun bir aradan sonra koalisyonun büyük ortağı veya azınlık parti hükümeti olarak değil, tek başına güçlü gelmeyi başardı. Meclis çoğunluğu olarak 1987'de Thatcher'ın zaferinden bu yana en iyi sonuç elde edildi. İlginç olan Johnson'ın partisi oylarını %1,5 artırırken parlamentodaki vekil sayısını %15'in üzerinde artırdı. Seçimin sadece kazananı değil, en şanslısı aynı zamanda Johnson. İşçi Partisi ve lideri Jeremy Corbyn seçimin en büyük kaybedeni. 12 Aralık seçiminde 1935'ten bu yana en kötü sonucu aldılar. Corbyn, yeni bir lider seçilene kadar istifa etmeyeceğini ama yeni bir seçime partisinin başında girmeyeceğini açıkladı. Aslında istifa ettiğini açıklamış oldu ama yumuşak geçiş veya kontrollü değişim yanlısı olduğunu ortaya koydu. Seçim, aslında bir yönüyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması referandumu olarak görülüyor. Johnson, Brexit kampanyasında ayrılma yanlısı olarak görev almıştı. Avrupa Birliği'nden Trump'ın da teşvikiyle gerekirse anlaşmasız ayrılma yanlısıydı. Ancak Corbyn, diğer muhalif partiler ve kendi partisinden isimler parlamentoda art arda aldıkları kararlarla anlaşmasız ayrılığın önünü tıkamayı başardılar. Johnson, Avrupa Birliği nezdinde elini güçlendirmek için 300 yıl aradan sonra parlamentonun tatil dönemini kraliçeye uzattırmıştı. Darbe olarak nitelenen bu karar, geçerli bir neden beyan edilmediği için Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştu. Johnson'ın seçim sloganı Brexit'i bitirmek üstüne kuruluydu. Corbyn ise devletleştirme ve çok kazanandan daha fazla vergi almaya dayanan 70 milyar sterlinlik yeni sosyal paket ve Johnson'ın tutarsızlıkları üzerine stratejisini kurmuştu. Johnson ve Brexit açık ara bir kez daha kazandı. İşçi Partisi'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullanan seçim bölgelerinde geleneksel olarak güçlü olduğu halde oy kaybetmesi halkın Brexit tepkisini gösteriyor. Johnson'ın önünde artık bir engel yok. 31 Ocak 2019 tarihi itibarıyla İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı resmiyet kazanabilir. İngiltere'nin son bir kez daha 1 Temmuz 2020'ye kadar uzatma alıp serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte tam çıkış yapması da bir ihtimal olarak görülüyor. Seçimin en talihsiz ismi şüphesiz Liberal Demokrat Parti lideri Joe Swinson. İlk kez partisinin başında seçime giren Swinson, oylarını 4 puanın üzerinde artırarak önemli bir başarı elde ettiyse de kendi seçim bölgesinde 149 oyla vekil seçilme hakkını kaybetti. Geçmişte koalisyon hükümetinde bakanlık yapan genç kadın lider Swinson, Avrupa Birliği'nden çekilme sürecini durdurmayı vaat ediyordu. Swinson, genel başkanlık görevini bıraktığını duyurdu. Seçim sonuçları İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden tam olarak kopmasının önünü açtı. İngiltere bir ada devleti olarak kıta Avrupa'sıyla yollarını ayıracak. Kendisi gibi Anglo-Sakson ülkelerde ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya daha yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler kuracak. Commonwealth, İngiltere'nin eski sömürgeleriyle yeni ekonomik anlaşmalar imzalayacak. Brexit, Avrupa Birliği'ne girme ihtimali her gün zayıflayan Türkiye için de ekonomik açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Ancak seçim Brexit'in önündeki tüm engelleri kaldırsa da Birleşik Krallık'ın siyasi düğümlerini tam olarak sona erdirmiyor. Aksine yeni sorunların da sinyalini veriyor.
Brexit uzun süre Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır kontrolleri backstop nedeniyle kilitlenmişti. Johnson ve Avrupa Birliği bu konuda İrlanda dışında gümrük kurarak bir anlaşmaya varmış ama parlamento reddetmişti. Kuzey İrlanda'da ilginç şekilde İngiltere yanlısı partiler azınlığa düştü. Seçimin ikinci önemli sürprizi İskoçya Ulusal Partisi'nin bölgede ezici bir üstünlük sağlaması oldu. 2020'de bağımsızlık referandumu yapılması vaadinde bulunan İskoçya Ulusal Partisi, Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karşı çıkıyor. Brexit referandumunda da İskoç halkı ve seçim bölgesi, kraliyetin geri kalanının aksine hayır oyu vermişti. İskoçya Ulusal Partisi, İskoçya'daki 59 seçim bölgesinin 48'ini kazandı. Bölgede vekil sayısını 13 artırdı. Bölgede oylarını da %8 daha yükselterek %45'e ulaştı. İngiltere merkez hükümetleri İskoçya'nın bağımsızlık referandumu için yasal hakkı olmadığını ileri sürüyor. İskoçya Ulusal Partisi ise bunun İskoç halkının iradesini yok saymak anlamına geleceğinde ısrarlı. Sonuç olarak İngiltere seçimlerinin tartışmasız en büyük galibi Muhafazakar Parti ve en şanslı ismi lideri Başbakan Boris Johnson. İşçi Partisi ve lideri Corbyn seçimin en büyük kaybedenleri. Seçimin en talihsiz ismi Liberal Demokrat Parti lideri Joe Swinson. Partisinin oylarını lider olarak girdiği ilk seçimde önemli oranda artırdığı halde kendisi seçilemeyerek istifa etmek zorunda kaldı. Seçimin en net mesajı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının bir an önce tamamlanması. Seçimin en büyük sürprizi ise İskoçya ve Kuzey İrlanda'da birlik yanlısı partilerin oy kaybetmesi ve azınlığa düşmeleri. İrlanda'da backstop krizi aşılsa bile İskoçya'nın bağımsızlık referandumu yeni ve baş ağrıtacak ciddi bir sorun olarak öne çıkacak gibi, diyor Erhan Başurt, TR724'deki köşesinde.